Sabahların neşesi Aydın'a, Nilgün'den Onur Akay'ın sesini çok beğendim. Sanatında başarılar diliyorum. Vallahi o kadar sıcaksın ki zamlanan doğalgazı bile sayende yakmıyoruz diyor. Günün lafı. Günün herkes evet, bundan vallahi. Şikayetçi. Eğitimi nedir sorar mısın? Tabii ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 4. sınıf talebesiyim. Aynı zamanda tiyatro eğitimim var. Güzel Türkçe konuşma hocasıyım. Güzel Türkçe konuşma. Evet, bana evet. ders versene. Ben çok yiyorum fırça bazı kişilerden. Ama sizinki farklı. Sizin daha değişik yani. Ama mesela şimdi İşten olmak hocam. Bence. Şimdi siz bana söyleyin ben tekrar edeyim. Mesela nasıl ders alacağım? Ben aslında Türkçeyi güzel konuşabiliyorum. Ama program esnasında Türkçeyi konuşurken hatalar yapmam doğal. Çünkü fan fini fin fon bir program yaptığım için. Mesela bu da hata değil mi? Türkçe'de fan yani, fini fin fon demek. Türkçe'ye öyle kelimeler karıştırılmaması lazım. Türkçemizi bozmamak lazım ama yani onlar da eğlence diyor. İçin. Hayır hayır kesinlikle öyle bir şey demiyorum. Sizin sadece şey yapacağız, yapacak falan onlara biraz herhalde takılıyorlar. Evet. Değil mi? Şimdi onlar arada çıktırıyor yani ama oradan. Ama onlar da çok yapıyor. Yakışıyor size çok değil yakışıyor. Mi? Şimdi mesela ne yapacağız de demeyeceğiz değil mi? Tabii ne yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız yazılır, yapacağız yazılır, edeceğiz yazılır ama... Ne okurken yapacağız, edeceğiz. Evet. Evet, e'ler falan düzgün olması, yerinde olması tabii haklısınız. Ki. Evet, Türkçeyi güzel kullanmak evet. gerekiyor ama maalesef biraz da heyecanla, biraz da o yerleşmiş olan şeyi atmaya çalışıyorum. Ama sizi farklı görüyoruz. Eleştirenleri, yani o konuda bence sizin eleştiri almanız eleştirenlere, yok eleştiriyorlar, kızmıyorum. Evet, evet. Haklılar çünkü gerçekten... Türkçeyi güzel kullanmak çok önemli. Çünkü yeni yetişen gençler o şekilde algılıyorlar. Evet. Ondan dolayı evet önemli tabii ki. Evet. Hiçbirimizin yapmaması. Bir tek yapan ben değilim yalnız onu söyleyeyim yani. Pardon. TRT dışında çok güzel Türkçe kullanan nadir değil mi? Evet gerçekten TRT, TRT bu, konuda, bu konuda yani tartışılmaz. Bence de. Evet, bence evet. de. Bu arada aklıma gelmişken söylemek istiyorum. TRT'ye de buradan sevgi saygılarımı sunuyorum. Gerçekten bu sene muhteşem bir yılbaşı programı yaptı. Ellerine ayaklarına evet. sağlık hepsinin. Sevgilerimi iletiyorum. Bu arada Mahmut Bey'den gelmiş. Sevgilerini yolluyor. Bize merhabalar demiş. Uzun bir faks. Daha sonraki dakikalara bırakalım. Rabia Demirkol sevgilerini yollamış. Sağlık ve mutluluk dolu bir gün geçmesini dilemiş. En güzel günler dileğimle sana, orkestra arkadaşlarına, Şekercan'a, set ekibine sonsuz sevgili saygılarımla, programın başarılarının devamını tüm kalbimle dinle. Senden bir imzalı fotoğraf istiyorum. Nazlı Güneş sevgilerini yollamış. Onur Akay'dan Ortaköy halkı için stil erkek kuaförü ve Öztürk Bayan Kuaförü'nden evet. çekiyoruz. Ortaköy halkı için Onur Akay'ın Şimdi Uzaklardasın Gönül Hicran'la doldu adlı şarkıyı söylemesini istiyoruz demişler. Ben Ortaköy'de oturuyorum. Öyle mi? Ortaköy'de oturuyorum. O orayı zaman çok Ortaköy. Seviyorum. Beni de çok ilgi gösteriyorlar. Buradan herhalde. Herkese çok muhakkak. Sevgilerimi sunuyorum. Deutschland'tan Onur Akay'a kucak dolu sevgiler. Sizi çok seviyoruz. İlk klibinizi çok beğendik. Kasetiniz, ikinci klibinizi Yaşlı Saki. Saki. Benim kasetimde olan bir şarkı. Şarkınızı evet, çekmenizi evet. isterim İnşallah, demiş. Seda Üren'in katıldığı bir sabah programında Onur Akay'la sevgili olduğu söylendi. Şimdi ben bunu iki ve bir de çocuklarının olduğundan bak. Bir saniye. Kız neler oluyor be? Lütfen. Karıştırma ortalığı. Bizim programda ama hoş bir şey değil Sedacığım. Kız bunlar evli nasıl de çocuklarınız şey mı var? Sanki yaptık evlen... böyle bir şey var da hoş bir şey Ay bir dakika. Ya. Çocuğu burada mı yaptın? Seda ne yaptın sen? Onur Akay'la Seda Üren Ay ne evliymiş kadar ve çocukları varmış. Ay çok çirkin. Yalnız ben çok yalan... ciddi konuşmak Bir dakika açıklayacaksınız. Söz hakkı istiyorum. Ay söz hakkı verecek. Ya yalanın varsa faksta yazıyor. Ay anacığım ben söz böyle bir şey istiyorum. Görmedim yani. Benim suçum yok. Yalan mı değil mi birazdan önce. Önce anacığım yemeklerimizi yiyelim.
Bakalım neler yapmış Nazım Usta. Sonra onlara ben soracağım bunu. Yalanı gözlerinden anlarım bu arada. İşte günün yemeği.